ayrıştırma, kamplaştırma ve toplumsal bazı hassas noktaları kaşımak suretiyle toplumda bir reaksiyon ortaya çıkarmak ve bu reaksiyonu da toplumda veya siyasette reaksiyon, bu reaksiyonu da bir anlamda şeytanlaştırarak, ötekileştirerek veya devletin, milletin işte bütünlüğüne vesaire karşı bir reaksiyonmuş gibi algılatarak onun üzerinden hukuki şeyler, siyasi şeyler, hatta söyleyin kolluk kuvvetleriyle çeşitli şeyler yapılıyor. Bunun giderek artabileceği ihtimali var tabii. Bu tip olayların da buna zemin hazırlayacağı, o da bir ayrı doğruluk. Yani kesinlik. Ama yine de emin olamayız. Bunu arkasında bir provokatif el varsa, bir siyasetçi ya da siyaset demeyelim ama belli bazı odaklar varsa bunları azmettiren, bunları bulması gereken İçişleri Bakanlığı. Bunu vatandaş olarak bizler arayıp bulamayız. İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapacak mı? Bugüne kadar Atatürk'e yönelik saldırıların çok azı, çok net bir şekilde bir yazar üzerinden o mahkum edildi galiba. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Onlar hepsine, da sosyal medya tepkisiyle oluyor o zaten. O sosyal medya tepkisiyle oluyor. Peki. Evet. Ama yani son cümle olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşların anlamaları gereken bir şey var. O hayallerindeki, kafalarındaki şey olmayacak. Yani Cumhuriyet ilelebet bu millet var oldukça ve bu Atatürk sevgisi, Atatürk'e olan güven, inanç, bağlılık gün geçtikçe artacak. Tweetimde de söylediğim gibi özellikle Z kuşağı diye tanımladığımız yeni gençlerin içerisinde kendilerini, büyük bir çoğunluğu kendilerini Atatürkçüyüm diye tanımlıyor. Atatürkçüyüm diye tanımlıyor. Dolayısıyla bu tip hareketlerle, bu tip şeylerle ne Atatürk'ün anısını yok edebilirler, ne onun koyduğu, bu milletin önüne koyduğu ilkeleri, geleceğe yönelik projeksiyonları yani çürütebilirler, yok edebilirler. Atatürk sonuçta gün geçtikçe var olmaya devam edecek ve onun koyduğu ilkeler doğrultusunda Cumhuriyet'in gelişimi, geleceğe yönelik transformasyonu, şekillenmesi devam edecek. Asıl bu 20 yıllık ara, Cumhuriyet için bir geçici dönem oldu. 2023 seçimlerinden sonra inşallah parantez kapanacak mı diyorsunuz? Evet, Türkiye, asıl parantez bu 20 yıl diye söylüyorum. Demokratik, layık bir hukuk devleti olarak Türkiye geleceğe yönelik seyahatini ve evrimini devam ettirecek. Peki. Fikri Bey, Ahat Bey bunun bir provokasyon olup olmadığını, yani eylemin kendisi yarattığı sonuçlar itibariyle elbette bir provokasyon da biz şuradan tartışalım. Yani bu iki müptezel, uyuşturucu bağımlısı, suç dosyası kabarık olan iki kişi yakalandılar, tutuklandılar, itiraf ettiler, nasıl planladıklarını anlattılar. Bir gün önce gidip keşif yaptıkları vesaire de bugün ortaya çıktı. Gitmişler işte bize ne kadar halat lazım bu işi yapmak için, arabayı nereye park edeceğiz falan filan, bunların hepsi planlanmış, bakılmış, edilmiş, hesaplanmış. Şimdi biz, ülke tarihimiz bu tip provokasyonlarla dolu ve olayın gelişim seyrine baktığımız zaman da daha önce pek çok örneğini gördüğümüz biçimde seyrettiğini görüyoruz. Yani keşif yapılmış, ondan sonra ipsiz sapsız adamlar, uyuşturucu bağımlısı, alkolik vesaire falan deniyor. Siz bunun arkasında, bu saldırının arkasında bir azmettirici güç olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse bunun amacı ne olabilir? Öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bizleri izleyenlere de iyi geceler dilemek isterim. Toplumsal düzeni bozmak ya da siyaseten avantaj sağlamak için yapılan istikrarı bozucu hareketleri provokasyon diyoruz. Evet, bu bir provokasyon ama asıl mesele kimin yaptığı değil, kimin yaptırdığını bulmak. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'da başlattığı ilk adım anıtı bana şunu tekrar çağrıştırıyor.
Kurtuluş Savaşı iki cephede oldu bildiğiniz gibi. Biri emperyalistlere karşı ve orada başarılı kazandı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İkinci cephe ise hilafet isteyenler, yani Sayın Anıtcan'ın söylediği gibi ticanilere karşı açılmış cepheydi. O cephe devam etti. Bir yasa var bildiğiniz gibi, 5816 sayılı yasa. Atatürk'ü aleyhine yapılan hareketleri, sözleri Atatürk'ü koruma yasası diye adlandırılan bir yasa. Bu yasa 1951 yılında Demokrat Parti tarafından çıkarıldı. Neden? Çünkü Demokrat Parti 50'de iş başına geldiğinde müthiş derecede Demokrat Parti'nin söylemleriyle de birlikte Atatürk anıtlarına karşı saldırılar başladı. Ve bu saldırılar karşısında büyük infial uyandı Türkiye'de ve bu uyanan infialleri durdurabilmek adına Demokrat Parti, ki o da Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu cumhuriyete karşı mesafeleri olan bir siyasi iktidardı. Nitekim 10 yıllık dönemlerinde bunu açıkça gösterdiler. Böyle bir yasa çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi gelelim bugüne ve öyle bir noktaya geldi ki özellikle 1 Nisan 1966'da yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de bir genç Atatürk anıtına baltayla saldırdı ve bunun üzerine bir yeniden infial uyandı ve başta devrimci gençlik, Kemalist gençlik diye adlandırılacağınız gençlik ayaklandı. İzmir, Samsun ve İstanbul'da büyük gösteriler yapıldı. Mahir Çayan da bu gösterilerin Ankara'daki başkanıydı. Atatürk'e bağlılık yeminleri ve gösterileri yapıldı. Sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu Atatürk düşmanlığının yasaya rağmen ayyuka çıkması sonrasında bilindiği gibi Samsun'dan Ankara'ya Atatürk'e bağlılık ve bağımsız Türkiye yürüyüşünü yaptı. Şimdi bunu bir toparlamamın nedeni arkanızdaki eğer bir güç Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorsa o zaman bu tip müptezel insanlar, işte uyuşturucu ve benzeri kullanan insanlar kendilerine ne denir, görev çıkarırlar ve o görevden hareketle de saldırırlar. Şimdi ilk defa AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir camide, 20 yıl sonra bir camide dilinizi koparırız diyen bir açıklama yaptı. Siz konuşmalarınızın birinci gündem maddesi oydu. Sonra da Sezen Aksu değildir diyerek bunun buradan çıkmaya çalıştı. Ama asıl o noktaya kadar gelişi arkasına bakmanız lazım. Ahat Bey söyledi, ben de bir sürü şey sıralayabilirim size. Ve bence en önemli söz grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay yaşın çıkardığı yasa geçerli oluyor da dinin emrine uygun bir yasayı biz çıkarıyoruz, bu neden kabul görmüyor sözü ve arkasından bu iki ay yaştan kastının Atatürk ve İsmet Paşa olduğu, İsmet İnönü olduğunu hepimiz biliyoruz. Meclis Başkanı'nın, İsmail Kahraman'ın, ya meclisin her tarafında Atatürk resmi var, ne gereği var bunları kaldırmalıyım deyip de kaldırdığını da biliyoruz. Ve yine aynı şekilde İsmail Kahraman'ın 1923 bir ihtilaldir, bizlerin de katılmadığı bir ihtilaldir demişti. Daha sonra AKP'li milletvekilleri benzeri şeyler söylemişlerdir. Ebedi şef diyorsunuz, o milli şef faşistidir diyen anlayışlar. Ahat Bey'in söylediği gibi 600 yıllık imparatorluğa 90 yıllık reklam arası verdik sözleri. Ve asıl önemlisi Ayasofya'nın açılışındaki ilk hutbede Diyanet Başkanı'nın çıkıp da Fesli Kadir dedikleri keşke Yunan işgal etseydi diyene rahmet okuyup Atatürk'e de lanet okumasıdır. Ondan sonrası da devam etmektedir. Yine aynı şekilde hem de Cumhurbaşkanı'nın önünde Ayasofya İmamı'nın bu zihniyetin, yani Atatürk zihniyetini
ve zihniyetinden ve ümmetin bu zihniyeti karşısındaki esir olmasından Allah'ım bizi kurtar diye dua etmiştir. Bunların hepsi 5816 sayılı yasaya giren, suç olarak kabul edilen bir noktadadır. Niye bugüne kadar Halk Bey'in söylediği gibi bir tek kişi bu yasadan dolayı yargılanmamıştır? Başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere. Neden yargılanmamıştır? Bu sorunun tabii